Evet. Bu akşam şemsiye mantarı, turna bacağı, makrolepiota procera mantarının panesini göstereceğim. Unumuz var, yumurtamız var, galet unumuz var ve yağımız var. Şimdi normalde bütün olarak da kızartabiliriz fakat biz bunu şöyle en azından bu boyda olanları şu şekilde ayıralım. Bunlara biraz tuz ekleyelim. Yağımız ısınmış budur. Ondan sonra biraz un. Fazlasını mutlaka döküyoruz. Yumurta. Fazlasını döküyoruz. Galeta unu. Ondan sonra bakalım yağımız durumuna. Yağımız kızmamış. Biraz bekleyelim. Evet, devam ediyoruz. Unluyoruz. Fazlasını döküyoruz. Yumurtalıyoruz. Fazlasını bekliyoruz, döküyoruz. Ondan sonra galeta unu. Sonra tavaya. Yağı çok fazla kızdırmıyoruz patatesli olduğu kadar. Yani ortanın üzerinde bir yağda kızartıyoruz. Evet, balık gibi kızarıyor gördüğünüz gibi. Oradan peçeteli koyduğumuz bir tane kaba alacağız. Evet, mantarlar pişerken biz aslında hazırlığı yapabiliriz diğerlerini. Unluyoruz. Yumurtalıyoruz. Galeta unluyoruz. Böyle bir kutuya kaba koyabiliriz. Unluyoruz. Yumurtalıyoruz. Galetalıyoruz. Fazlasını silkeliyoruz. Görüntü yok mu? Fazla mı karanlık? Böyle gösterebiliriz. Bu şekilde ön hazırlığımızı yaparak panelerimizi hazırlıyoruz. Evet, nar gibi kızarıyorlar. Birazcık daha kızarınca arka tarafı tavadan alacağım. Bu arada bu şekilde panelerimi önceden hazırlıyorum. Evet. Partiyi çıkarttık. Diğerleri pişiyor. Tekrar atalım. Şuradan. Hoppa. Hoppa. Şuraya baksana, ete baksana, ete. Vay vay vay. Hoppa. Oy oy oy. Evet, mantarlarımızı kızarttık. Yanına bir dip sos olmazsa olmaz. Hafifletmek için. Şimdi tadına bakacağız. Evet. Nar gibi kızardı. Şu halkayı alayım ben. Şöyle bir bakalım şimdi. Çıtır çıtır. Şöyle arayı. Ondan sonra bakalım. Şöyle biraz sos.
Muhteşem bir lezzet. Herkese tavsiye ederim.